Merhabalar. Genellikle söyleşinin başında konukla konuşacağımız konuyu kısaca anlatmaya çalışıyorum. Bugün öyle bir giriş yapmayacağım çünkü sözün nereye gideceğini bilemiyorum. Çünkü konuğumuz orijinal bir konuk. Tuğrul Er Yılmaz. Abi hoş geldin. Bir kere seni burada ağırlamak harika. Ne diye tanıtayım seni? Meslektaşımız, yazar, 68'li ve gazeteci. Gazeteci. Ben bu Gazeteci. yazarlığı da sevmiyorum. Ben de Yazarlık, evet. yazar olsam roman yazardım. Harika, harika. Şöyle bir kitap var ama bu şey. O söyle Nedir? şey. Buraya da gelelim. Bunu da konuşalım biraz. Şimdi Tuğrul abi ben 80'li yıllarda Sovyetler'de yaşadım epeyce. Orada yüzlerce gazete vardı. Belki daha fazla. En çok okuyan halk falan. En ünlüsü ve etkilisi iki gazete vardı. Pravda ve İzvestiya. İzvestiya. Ötekiler hep onları basarlardı. Pravda gerçek demek. İzvestiya da haberler. Halk arasında da fısıltıyla şöyle bir espri yapılırdı her zaman. Gerçekte haberleri bulamazsın. Haberlerde gerçek Şey bulur. yoktur. Şimdi bizim bugünün Türkiye'sinde bir sürü gazetemiz var. Renkli renkli bütün dünyada ötür. Renkli kaliteli fotoğraf basan falan gazeteler de her yerde yok. Televizyonlar var vesaire ve burada bir sürü haberi, bir sürü gerçeği bulmak mümkün değil. Ekonomik krizi arasan çok kolay bulamıyorsun bu yayınlarda dış politika açmazlarını öyle Kaz Dağları'nı bulamıyorsun ya da bulduğun yerde şey diyor adam. Altın madeni kazanacağız ve zengin olacağız diye buna karşı çıkıyor dış mihrakların uşağı oluyor vesaire diyor. Nasıl bir medya var bunca yılın ardından sen 10 yılları devirdin medyada bugünün medyasını nasıl buluyorsun? Ya bugünün medyasını bulamıyoruz çünkü öyle bir şey bırakmadılar. Hele özellikle son 10 yıl mı diyeyim, 8 yıl mı diyeyim onu da bilemiyorsunuz. Yok öyle bir şey artık. Yani bilmiyorum isim kullanmaya kızıyor musunuz ama Yok. okurlar şimdi aslında internetten baksınlar. Ne bileyim, Milliyet'e girsinler. Bir tarafında bakacaksınız. Ben bugün yine yaptım. Her gün yapıyorum. Kafayı taktım çünkü. Yahu cinayet haberleri ve plajda soyunmaya çalışan genç kadınlarla dolu şey. İnternet sayfasının ilk bölümü. Bugünkünde 4 tane vardı mesela ilk sayfada. Hayatınızda duymadığımız hanımefendiler, beni affetsinler, onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Bakıyorsun ne olmuş ya? Yani işte depremler oluyor, Kaz Dağları oluyor, insanlar içeride. Neredeyse Türkiye savaşa girdi girecek. Hani daha başka. Ya bir şey söyleyin bize. İnanın ki şey. Ama bu hikaye şu. Artık bağımsız medya Türkiye'de neredeyse kalmadı. Yani hiç bu şeyin ilgisi yok bunu. Yani bu adam solcu bunları söylüyor. Bu adam radikal. Hiç onunla ilgisi yok. Aha, mal meydanda. Mal meydanda bakıyorsunuz. Ne olacak diyorsunuz bu işler ya. Bu nerede görülmüştü ya. Neresinde böyle bir şey var. Artık söylemeye utanıyorsunuz. Bazen internet siteleri T24 gibi veriyorlar. Memle haberini kaç kişi şey ne diyorlar bakayım aynı manşette çıkar mı gazeteler ya? O bir kabustur bir gazeteci için, iyi gazeteci için. Ama iyi gazeteci yok. Emir erleri var şimdi. Artık eskiden daha yumuşak olmaya çalışıyordum. Ya ne yapsın o adamlar da işte bir şey yapmaya çalışıyor ya da o kadınlar da. Hayır. Meğersem bunlar çok beterlermiş ya. Ya meslek adına bir şey yapmak zorunda. Yani ifade özgürlüğünü savunan insanların dışarı çıkarılmamasını isteyen bir medya olabilir mi? Yemin ederim biz olsak benim karşıma şey koysalar işte kimi sevmiyorsan akit mi diyorsun sabah mı diyorsun bir hop durun. O da onu söyleyecek. O onun ifade özgürlüğü. O basın özgürlüğüne girer. Bunları da unuttular şimdi. Garip bir şey var. Hiç kurum olarak perişan ettiler medyayı. Öyle bir şey yok Türkiye'de artık yani. Çok kötümsersin acaba. Gazetecilik öldü ya da can mı çekişiyor? Yani öldü can çekişiyor. Yani gazetecilik öldürülmeye çalışılıyor. Ama hakikaten güçleri yetmez kimsenin buna. Yani böyle bir şey yok. Yani insanlar sabah kalkarken, yani işte pazara giderken, oy kullanmaya giderken, ne bileyim ben, yağmur hava demiyor, gazetecilik olacak. Çünkü haberle ilgili insanlar habersiz yaşayamazlar. Bir arada hatırlar mısınız ne kadar, hatırlar mısınız değil, hep kullanınız.
dünyadan bir haber dersin insanlara, salaklara. Ama bütün bir toplumu sağa kaçtıramazsınız. Yani bunun bir duracak yeri var. Ha, ellerinden geleni yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bak kimse gazete okumuyor. Tabii okumaz çünkü gazeteleri siz bu hale getirdiniz. Ve bunu bilinçli yaptınız. Ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi Milliyet örneğini verdiğin Hürriyet, koca koca gazeteciler, tabii. Medya falan satın alıyorlar. Sonra ne oluyor? Yani onu, ne yapıyorlar medyada? Bir kurum olarak onları öldürmeye çalışıyorlar. Kendi adamları diye bir şey var kardeşim bunların. Öyle yani. Onları alıp diğer insanları nasıl etkisiz hale getirebiliriz? Diğer insanlar dediğim gazetecilik yapmaya çalışan insanlar var Türkiye'de hala. Yani eminim ki Hürriyet'te de var. Hatta biliyorum Milliyet'te de var. Ama dert o değil. Dert bir kurum olarak onu öldürmek. Yani var olan kurumları sevmiyor bu iktidar. Böyle bir sıkıntı var. Sizin şimdi gelirken buraya Taksim Meydanı'nın acıklı halini gördüm ben. Yani içindeki nereden yağdı? Taksim'den daha kurum bir yer mi olur? Hepimizin Taksim Meydanı'nda bir fotoğrafı vardı çocukluktan, gençlikten, bir tarafından. Yani bir bakıyorsun, ne diyorduk, plastik çadırlar, simgerler beter, beton. Yani hiçbir şeyi sevmiyorlar eskiye ait. Tam tersi oldu düşünsenize. Biz muhafazakarız aslında şu anda onlara göre. Radikal olan onlar, doğru. Böyle garip bir durum. İyimserlik için yine de bir işaret varmış. Seçimler. Var. Seçimlerden sonra acaba dedik bir şeyler, hala da diyoruz belki, umut ediyoruz. Medyaya yönelik baskılar azalır mı diyenler de oldu ama şimdi bu Biyanet'in de içinde olduğu şeyler, bu yeni yasaklar, televizyon, internet tane. Üzerinden yayın yapan, ne diyorsun yani, yeni ataklar mı geliyor sakinleşmek Mehmet yerine? Ben şunu söyleyeceğim, ben iyimserlik adına konuşayım bunu da. Ben bunun çok planlı yapıldığı kanısında değilim. Bence şu andaki iktidar ve onun etrafındakiler bir panik yaşıyorlar ve her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bir de bunu deneyelim. Ama ben bile biliyorum ki hayatımda siyaset yapmadım. Yani bu anlamda siyaset böyle yapılmaz. Yani bir planın programın olur, bir taktiklerin olur, stratejin olur. Bunlar hakikaten... Sabah yatıyorlar, akşam yatıyorlar, sabah karar veriyorlar. Benim tek güvencim o. Sınama yanılma yoluyla bir ülke yönetilir mi ya? Aynen sınama yanılma diye okuturlar ya, psikoloji derslerini de okuturlar. Sınavsız bir şey, neyse. Ama şunu demeye çalışacağım bir de son. Hakikaten yani hiçbir güç, yani kamusal görev yapan medyayı susturamaz. Yani dünya tarihi bunun örnekleriyle dolu. Biz niye o kadar farklı olalım ki, kurban olayım yani. Yeter ki bizim istiyoruz ki acı olmasın, çok üzücü olmasın. Evet, şu kitap geçen yıl çıktı, yılın sonuna doğru mu çıktı? Yılın sonunda çıktı, evet. Çıktı, çok keyifli bir kitap. Burada tabii pek çok insan var, pek çok anı var, pek çok yorum var, sataşma var. Var. Öz eleştiri var. Var. Var oğlu var. Bu okunması gereken bir kitap. Sağ ol. Burada pek çok şey diyorsun. Bir tanesi de kitapla ilgili söyleşiler de birkaç kez geçti. Bir yerde güç varsa ondan şüphelenmek gerekir diyorsun. Tabii. Gazetecilere yönelik diyorsun. Aynen. Yani aslında keşke bütün insan daha böyle düşünse ama biz gazeteciler, bizim mesleğimizin gereği bu. Hangi iktidar olursa olsun, yani iktidardan kalsın ili hükümet değil. Senin diyelim mensup olduğun bir siyasi görüş var. O grup içinde gücü elinde tutuyor. Siyasi partiler olabilir bunlar, bilmem dernekler olabilir. Onlara karşı bile sen kuşkulu olacaksın. Kural şudur. Güçlü olan ya da resmi bakanlar bir şey söylüyorsa mutlaka buna kuşkuyla bakacaksınız. Karar şeyiniz şu olacak, bakışınız. Mutlaka yine biri kandırmaya çalışıyorlar bunlar. Ama arkasından koşarsın, önünden koşarsın. Çalışmıyorlarsa o zaman haberin doğrusunu koyarsın zaten. Ama çıkış şudur. Mutlaka İçişleri Bakanı doğru söylemiyor.
Mutlaka şu dernek başkanı doğru söylemiyor. Mutlaka şu futbol kulübünün başkanı. Çünkü resmi ağızlar. Bu gazetecinin temel kuralı. Kuşkulanmak. Bunu yapmıyorsan artık canın cehenneme. Git basın danışmanlığı yap. Zaten çoğu da şimdi onu yapıyorlar. Birbirlerini yiyip hangimiz daha çok yaranacağız diye. Güç derken tabii iktidar var bir tarafında. Tabii, sermaye güçleri tabii var. Tabii hepsi güç. Partiler, tabii, hareketler tabii. Vesaire. Hepsi var. Hepsi güç. Yani sol hareketler içinde bir iktidarlar var. İktidar, ama esas tabii en büyük kuşku duymamız gereken şey Allah'ın emri. Devlet. Hiç bundan yani ondan sonra dağıt zaten ama önce ha yok. Çünkü devlet orada seni zaptı rapt altına almak için var. Şimdi şeye girmeyelim hiç. Tabii efendim işte güvenimiz, vergiler bunların hepsi tamam. Ama bu benim onu sorgulamama engel değil. Ve bu beni vatan haini yapmaz. Tam tersi. Çok iyi bir gazeteci yapar. Ki maalesef ben kendi adıma söyleyeyim. Hiç o kadar başarılı olamadım diye düşünüyorum. Ama elimden geleni yaptım. Yapan meslektaşlarımız da var ama sayısı çok az. Gazetecilik nerededir, bağımsız gazetecilik vesaire nerededir tartışmalar arasında Türkiye'de enteresan kriterler çıkmaya başladı. Şimdi bir cumhurbaşkanının uçağına binmek binmemek meselesi var. Ya onlar çok sevimsiz. Onlar çok sevimsiz. Yani şimdi yani cumhurbaşkanının uçağına binmenin bir şeyi olmasaydı, bir manası olmasaydı Cumhurbaşkanı beni çağırmış, ben de bilirim diyebilirsin. Ama Cumhurbaşkanı'nın uçağına binmek diye seçilmiş gazeteciler bunlar, bir durum var. Ha o zaman çok dikkatli olmak zorundasın ve bence yapmamak zorundasın. Onu söyleyeceğim sana, Ahmet Hakan'ın yaptığı. Ama Ahmet Hakan sağ olsun bana kalırsa o iyi bir, o bir köşe yazarı. Bir de ben bunu söylemek istiyorum, ben bir bu köşe yazarları öldürdü gazeteciliği. Başından beri bunu söylerim ben. Ahkam kesen bir sürü adam sağda ve solda. Yani insanlar haber. Biraz da kıskançlık yapıyorum galiba çünkü her zaman onlar bizden fazla para kazandılar. Yani biz bu işte editördü muhabir tayfasından daha fazla para kazandılar. Bir yandan da öyle bir itiraf edeyim ki şeyim var. Öfkem var ama şey hakikaten doğru yani olmaz. Yani bazı şeylerin yapılıp yapılmaması çok önemli. Ona bir şey atfedilmiş çünkü. Yani şimdi normal koşullarda ben neden Cumhurbaşkanı'nın yemeğine gitmeyeyim canım? Ya da bilmem kimin. Ama durum öyle kutuplaşmış ki herkes. Yapabileceğin en dürüst şey senin o zaman. Yok ben gelmiyorum. Demek olması zorunda. Yoksa tabii ki olur, niye olmasın? Ama sanki bunlar yokmuş gibi Türkiye'de. Genel kurallarla konuşmak, biraz kaçak güreşmek gibi geliyor bana. Para dedin de sanırım kitapta geçen şeylerden biriydi. Hani tartışmalık, enteresan görüşlerinden biriydi benim hatırladığım kadarıyla. Gazetecilikle ilgili söylüyorsun bu. Para insanı bozar diyorsun. Para herkesi bozar. Tabii. Gazeteci ama fazla para almamalı gibi bir sonuç çıkan bir şey var orada. Çıkar çünkü şöyle. Hepimiz 50 bin dolar kazanırsak 25 bin dolar kazanalım. Ama şimdi yani garip bir hiyerarşi yapıp yani koçun şirketleri gibi işte genel müdür şunu alır, CEO bunu alır, inip aşağıya işte kapıdaki adam şu kadar alır. Şey çok rahatsız edici. Ondan söylüyorum onu hep. Fark çok büyüdü. Yani uçurum. Uçurum çok büyüdü yani şeyin yanında olanlarla. Artık onu öyle söylüyorum ben yani patronun yanına. Destursuz girme izni olanlarla, biz gibi ortada kalanların ya da hepten artık dışarıda olanların durumları hiçbirine şey değil ve olmaz abi. Bence yine de dersiniz deyin. Yani ya ben kendime yalılar, villalar almak istiyorsam eğer böyle bir derdim varsa ki herkesin hakkı. Ya da yılda üç kere Avrupa'ya gitmek istiyorsam o zaman gazetecilik yapma, başka bir şey yap. Ya da yaptığın gazete 5 milyon satsın bak şapka çıkarayım sana o zaman. O da yok. Bu yüzden yoksa bana ne? Ne yaparlarsa yapsınlar. Ama yapıyorlar zaten hepsi. Zengin gazeteciler evet. Yakışmıyor zaten ikili farkında mısın?
Zengin ve gazeteci. Yani hiç hoş değil. Yani bunu aslında tartışmak bile garip değil mi? Evet. Türkiye'nin yani ama öyle. İşsizlerin ve bedava çalışanların ya da ya çok gençler, düşük miktarla çalışan gazetecilerin. Ben çalıştırdım ya stajyer çocuklar Allah'ını seversen. Yani yeni gelmişler işte. İlk 6 ay şunu yaparsın sana işte 1000 lira veririz. Ondan sonra beğenirsek 212'den kadroya oluruz. Nedir bu ya? Nasıl böyle bir şey yapıyoruz? Nasıl bir yaptık? Sanmayın ki ben kendimi dışarı koyuyorum. Ama ben şey düşünüyorum tabii kendimde, o kadar haksızlık etmeyeyim. Ben galiba en az kirlenmişlerden biriyim. Bende de kir var. Ama öyle o kadar da çok yok. Muhalif gazeteci tanımına nasıl bakıyorsun? Ya da kendini öyle tanımlıyor musun? Hayır. Hayır. Yani muhalif gazeteci tanımı doğru bir laf değil diye düşünüyorum ben. Yani zaten gazeteci güce karşı temin kişiye geleceğini kuşkulu olduğu için kafadan muhalif oluyorsun zaten. Yoksa muhalif olduğun için yapmıyorsun bunu. Zaten yapmak zorundasın. Yoksa yani doğru, her şeye rağmen doğru yazmaya çalışıyorsun. E tabi aslında muhalif oluyorsun. Niye başka bir şey mümkün değil. Yani evrensel kurallarını uyguluyorsun gazeteciliğin. Hiç farkı yok ki. Rusya'da, İngiltere'de, Türkiye'de, bilmem Japonya'da. Ama şimdi ben şey diye, bir de böyle şey yani, ne bileyim ben. Bir tarafı gözüne kapatırsan, bu taraf hep doğru söylüyor. İşte bilmiyorum, o zaman muhalif oluyorsun herhalde. Bir de tabii bu yandaş derken tabii ki iktidar, şey, havuz vesaire deniliyor da muhalif gazeteci olarak kendini tanımlayanlar belli bir parti, hareket vesaire, solcu vesaire. Bunlar da eğer gerçekten daha fazla ait, kendilerine ait hissettikleri partileri, hareketleri, liderleri destekliyorlarsa, o doğrultuda yazıyorlarsa biraz aynı kapıya çıkıyor tabii, onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden muhalif gazeteci lafını doğru bulmuyorum ben. Evet. Yani gazete, doğru, muhalif gazeteci dediğin sesini şöyle olur ancak. Ya bu garibanlar seslerini duyuramıyorlar. Ve ben bir gazeteci olarak budur çünkü tartışmaya, yani çatışmayı tartışmaya taşır gazeteci. İşçiler, işçi sınıfı, sendikalar, bunların sesleri çıkmıyor. Ben tabii ki bunlara bir seslerini duyurmak için aracı olmaya çalışacağım. Bak onların sesi olacağım demiyorum. Ama aracı olacağım onlara ben. Yani ben seçtiğim haberlerle bu sürekli Maliye Bakanı dedi, Sosyal Güvenlik Bakanı dedi, Cumhurbaşkanı dedi, işte Kılıçdaroğlu dedi, bilmem kim dedi. Yok ha. Bizatihi bu insanların sesi olmaya çalışacaksın. Bu her geçer. Dinsel, cinsel, etnik, bütün azınlıklar için geçer. Bunların sesleri kısılıyor. O zaman gazeteci, o zaman muhalifim tabii. Bunlara çünkü ses veriyorum. Sistem bunları ezmeye çalışıyor. Ben de hayır diyorum. Bunların da lafları var, söyleyecekler. Demin kendinle ilgili en az kirlenmişlerden biriyim diyerek kirin bir kısmını da aldım. Aslında itiraf ettin. Seninle ilgili pek çok şey söyleniyor. Özellikle bu kitaptan sonra çok yazı çıktı. İyi yazanlar bile araya bir takım cümleler, kelimeler sıkıştırdılar, yazdılar. Tabii açık sözlü, samimi, dürüst gibi şeyler de vardı. Huysuz, doğru, sivri dilli, hatta çıngıraklı yılan türünden şeyler de vardı. Aslında başlığı önce şey demiştim ben, kitabın... de iletişim istemedi. Çıngıraklı gazeteci koyun, çıngıraklı yılan demiştim. Niye istemediler? Yok ya dediler, biraz daha şey olsun. Daha ciddi mi olsun? Daha ciddi olsun, peki dedim. Nasıl buluyorsun bu sana yakıştırılan sıfatları veya sen kendini tanımlarken bunlardan... Ya benden daha yumuşak adam yoktur dünyada. Ama ben işte biraz şeyimdir, tırnak içinde hainimdir. Yani şey, çaktırmadan benle çalışan muhabir, editör arkadaşlarım çok çekmiştir benden. Yani şey konusunda kıskançım. Bu iş bitecek ve iyi bitecek. Gerekirse sen tabii sabaha kadar orada kaldığın zaman öteki zavallılar da kalıyor orada senle beraber sabaha kadar. Şimdi baş editör oturursa şimdi nasıl gariban muhabir, hadi ben eve gidiyorum desin. Bir de şey tabii belki de biraz kişiliğimden gelen de bir şey var. Normal dozda kötülüğün insanı çok
ilginç kılacağını düşünüyorum. Çünkü çok iyi insanların çok kötü olduğunu, sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Çok ilginç. Bunu biraz açar mısın? Şöyle yani çaktırmadan biraz insanlara sokuşturacaksın ki ya da imalarda bulunacaksın ki edepsizce değil. O zaman hayat biraz daha renklensin. Hangi şey o kadar kötü ki zaten. Çok edeplice senin deyişine tırnak içinde ettiğin bazı laflarla var ki bana söylesen yıkılırım herhalde. Çok iyi bir adamdır ama yetenekli bir gazeteci değildir diyorsun mesela, böyle mi? Evet, ama bundan daha beterini de söyleyebilirsin aslında. Ama tabii o şeydir, mesela çok sinirlenmişimdir o kimse, şimdi öyle var birkaç tane çünkü. Yani hakikaten iyilik başka, yetenek başka. Lafını sakınmama gibi bir şey var. Var, 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 var. Bir de ne biliyor musun? Buna başladığım zaman bu 70 yaş insanı özgürleştiriyor. 70 yaş? Evet. Artık hiç umurumda değil. Ne yapacaklar bana Allah'ını seversen? Hani daha öncelerden böyle, daha sakınıyor musun bir şeyleri? Sanki biraz daha şeydim. Daha dikkatliydim sanki. Ama bu 70 yaş bana büyülü yaş. Aman. Söylerim kardeşim diyorum. Canı cehennemi istiyorsa benden rakı içmez. Bu kadar. Pek çok yerde çalıştın. De sokak, Yeni Gündem, Nokta. Cumhuriyet bile. Tabii bile. Hep senin adın telaffuz edildiği zaman Radikal deniyor. Radikal 2 deniyor. Senin yüreğinde de böyle bir yer tutuyor Radikal 2. Şöyle tutuyor, evet. Şöyle de. Çünkü o ben ve benim birkaç arkadaşımın çabalayarak ortaya çıkardığı bazı güçlüklere rağmen bir projeydi. Radikal 2. Yani hem bir tür güncel bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Hem de laf söyleyemeyen bir takım akademisyenler, sendikacılara, yargıçlara şey açmıştık. Sayfamızı açmıştık. Bir karşılıklı birbirimizi eğittik biz onlarla. Baştan rastgele şeyler yazıyorlardı. Hukuk teorileri yazılıyordu. İşçi sınıfı teorileri. Sonra birdenbire 3-5 ay içinde şeye dönüştü. Güncel bir şey üzerine yazılarken miye başladı ki. Bence o çok iyi bir deneyimdi. Çok iyi bir deneyimdi. Bir de şeye baktığım zaman en çok ben Radikal'de çalışmışım. Ne kadar sürdü? 14 sene çalışmışım. Hı hı. Bayağı ciddi yani ve çok sağlıklı bir şey değil bence. Yani 14-15 sene hatta. Yani şey, sağlıklı bir şey değil o kadar çalışmak aynı gazetede. Millet şey derler ya, ben 50 yıllık cumhuriyetçi. Allah'ından bul, olma o zaman yani. İnsan 50 yıl nasıl aynı yerde yazı yazar, ahkam keser. İstikrardan çok sıkıcılığı hale getiren bir şey. Tabii ki canım, istikrar Allah'ını seversen. İsimleri lazım değil, bazı köşelerde adı görünce hayol diyorum ben artık kendimden sıkıldım. Yahu ben 20 yaşındayken zaten moruktum. Hala neden, ne diyeyim ben şimdi Allah'ını seversen. Şimdi mesela bunu daha önce söyleyemezdim şey derlerdi, şimdi şey var ya. Ageism yapıyor. Yani, ya, hayır ben de artık yaşlıyım. Her türlü izmi yapabilirim kardeşim. Şey gibi, Afrika şeyler gibi hani. Siyah, sen beyaz olarak siyaha nigger kara diyemezsin ama şey siyah siyaha nigger diyebilir. Evet. Aynen o hesap. Evet, evet, evet. Peki zaman zaman özlediğin oluyor mu? Hani tekrar Radikal gibi bir şeyler olsaydı da bugünün daha dolu dolu geçseydi dediğin oluyor mu? Ha, şöyle oluyor. Artık hiç öyle bir şeyin başında olmam ben. Ama bir takım insanlar bir şey yaparlar ise, bana derlerse ki gel şunu ucundan tut. Çünkü yoruldum, onun farkındayım ben. O zaman tabii ki yaparım. Yani hiç oturup evde ölüm bekleyecek halim yok benim. Ya da millet beni keşfetsin diye beklemem. Ama şey yani artık bakıyorum benimle beraber yetişen genç kadınlar ve adamlar 40'lı yaşlarını geçtiler ya. Artık sıra onların sırası. Ama derlerse ki ya Tuğrul derdim, gel şurada bize bir destek at. Koşa koşa giderim. Yani çalışırsın, yazı tabii, yazarsın. Bir... Her şey yaparım ha. Ama şey yapmam. Yöneticilik yapmam. Projeyi evet yönetemem. Yani bir de yapamam da çünkü muhafazakarlaşıyor insan yaşlandıkça. Bakma sen bu kadar uçuk konuştuğuma. Birdenbire o çocukları tutuyorsun sen. Diye gibi geliyor bana. Sanırım bir söyleşideydi. Hani içinden geçen, hayal ettiğim bir yayın organı kur diyorlar. Biraz şakayla karışık, Hürriyet'in bir söyleşisi olabilir muhtemelen.
kadınların ağırlıkta olduğu bir şey kuruyorsun. Kesinlikle. Ankara temsilcisi şeyde vesaire. Tabii. Sadece orada hatırladığım kadarıyla patronluk ve genel yayın yönetmenliği koltuğuna şu anda T24'te olan iki yazarı alıyorsun. Hasan Cemal ve Mehmet Yılmaz. Biri patron, biri şey olabilir. Yerde değiştirebilirler. Aynen. Onların ikisi. Neden onlar dedikleri zaman da, gerçi Hasan Cemal şu anda burada umarım stüdyomuzu basmaz. Kadınlar hiçbir zaman bu kadar korkunç olamaz diyorsun. Patronlar ve genel yayın yönetmenleri korkunç mu oluyor? Aynen öyle oluyorlar. Yani o yüzden bunların çoğu erkektir ama inşallah değişecek. O zaman bir sürü şey de olduğu gibi. Şimdi şey diyeyim hani. İyi gazeteciler tabii bu söylediğin isimler ama dünyanın en yumuşak insanları, en şey insanları değiller. Erkek olmak gibi bir sorunları var onda. Peki dijital medya nereye doğru gidiyor ya? İzliyor musun? Beğendiğin, eleştirdiğin yayınlar? Biz de dahil bunları merak ediyorum. Zayıfım aslında şey konusunda. Yani bu dijital medya ama şimdi benim gözlerim de biraz bozuk olduğu için bence yani iyi ki varlar diyorum. Yani her şeye rağmen yani ben basılı gazeteci, ben gazeteden yanayım hep. Hep öyle olacak ama bunlar da öyle, sizler de öylesiniz biliyorum. Ama yani Allah'ını seversen şimdi düşünsene T24, Biyanet, Diken, Duvar olmasa ne yapacaktık Allah'ını seversen ya. Yani o zaman da şey, istediğin kadar kız bazen. İşte ben bazen size kızıyorum T24'de. Hangi konuda mesela? Ay diyorum, ne kadar ana akım olmak için bir taraflarını yırtıyorlar diyorum. Şart mı sanki diyorum bu kadar ana akım olmak. Ama bir yandan da sabah kalktığım zaman bakıyorum işte önce bu 3-4 tane şeye giriyorum. İnternet gazetesine giriyorum. Mutlaka haber de görüyorum. Çık köşe yazarları canım çekerse. O köşe yazarları kusura bakmasınlar abi. Onlara para fazla veriliyorsa burada azaltın paralarını. İki evet. Yeni mavi alın. Bavullarla alıyoruz paraları biz. Şimdi bu kitaba tekrar gelelim. Bir ekrana denk getirebilirsem bir şeye, kameraya iyi olacak. Bu kitap, benim çok sevdiğim kitap, içinde pek çok şey yani kendim içinde bulduğum kitap. Bir de şey ya, yani ansiklopedi gibi içinde Deniz Gezmiş'ten, Deniz Baykal'a, Ertuğrul Kürkçü'den, Ertuğrul Özkök'e, Nabi Şensoy, İlber Ortaylı vesaire vesaire. Nasıl karşılandı bu kitap? Çok okundu mu? Tepkiler nedir? Valla fena olmadı. Biz şey düşünmüştük. İşte 2000 basılır, belki sonra 2000 daha 3 baskı yaptılar. 3 baskı yaptı. 3 baskı yaptılar. Şimdi şey bulunamıyor. Vallahi kimse kötü karşılamadı o kadar fazla. Birkaç küfür yedim aslında. Azmış. Yani yok yedim o şeyden. İşte eksik olmasınlar. Mavcu kardeşlerimizden. Evet. Anason kokulu diye tövbe dolası yani. Bir de rakı içmeyi bilsen bari yani. Hani neyse. Ama şey. Birkaç kızdan oldu tabii. 68'li ve onları. Gazeteci kitabın başlığı da böyle. 68'li olmak ve bu arada mülkiyeli olmak, bu bir ayrıcalık mı? Şöyle ayrıcalık. Bir takım iyi hocalar ve iyi öğrenciler denk geldik biz sanki bir o anda oraya. Şimdi bilmiyorum nasıldır ama şöyle bir ayrıcalığı oldu. Çünkü hep başı çekmeye çalıştık. Hep kafa kaldırdık. Yani kafa kaldırmanın çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Hala öyle olduğunu düşünüyorum. Hele 20'li yaşlardaysan. Ve biz bunu yapabildik orada. Ama bunu yaparken hani 20 yaşlı deli zıpırlar olarak değil. Düşünsenize. Hocalarıma bak ya. Mümtaz Soysal, Tuncer Bulutay, Mete Tuncay, Muammer Aksoy, kurban olayım yani. Say bitmez. Taner Timur. Yani hangi birini sayayım bu adamların? Nermin Abadan. Şimdi bu insanlar bizi birdenbire kendi ayrıcalıklı kıldılar. İnanılmaz şeyler öğrendik onlardan biz. Kavga ede ede. Bilmem işte zorlana zorlana. Bu saydığım isimler de öyle kolay hocalar değildi ha. Öyle bunlardan bir yedi alıp geçmek. O zaman mülkiyede yedi ortalama yapmazsan geçemiyordun. Ben sınıfta kalmıştım birinci sınıfta. Yemin ederim
7 ortalamalı değil, 6.6 yapmışım. Güm diye sınıfta kaldım. Annem babam depresyona girmişlerdi. Ama işte böyle bir şey oldu ve denk geldi. Bir de tabii 68'in dünyada kıyamet koparken biz dünyaya açık çocuklardık. Evet, bir de 68'ler o kuşak tabii, ve şimdiki kuşak herhalde arada dağlar kadar tabii, gençlikten bahsediyorum. Tabii tabii, dünyaya çok açıktık. Hep derim ben onu zaten. Ben hayatımda Vietnam'da görmedim ama Vietnam yüzünden dayak yedim. Yani daha ne olsun Allah'ını seversen yani. Yani kıyamet kopuyor işte, yok. Paris'te bilmem şu oluyor, Londra'da bilmem bu oluyor. Hatta Amerika'da Kent Üniversitesi'nde öğrencileri öldürüyorlar. Bu, yani dünyanın da bir parçasıyız aynı zamanda. Öyle o kadar şey değil. Yani Türkiye'yi soyutlayıp hadi siz burada durun. Yok, öyle değil. Ve bu saatten sonra da öyle olmayacağına adım gibi eminim. Peki abi, Tuğrul Er Yılmaz'la saatlerce konuşulur da bir de zaman baskısı var. Son soru biraz banal gibi geliyor bana ama soracağım. Genç gazetecilere yönelik birkaç şey söylemeni, tavsiye etmeni isteyeceğim. O banalliği de şöyle gidermek istiyorum. Ben bu kitabı okurken kendim için ders çıkarmaya çalıştım bazı konularda. Ben de dün başlamadım. Bir 35 yılım falan var bu meslekte. Onun için bugünün koşullarında hani gençler bir hata yapıp da tırnak içinde gazeteciliği seçmişlerse ne önerirsin? Vallahi gazeteciliği seçmek istiyorlarsa ben seçsinler derim. Yani şey demeyeceğim, hani bazen şaka karışık söylerim ben. Gidin kardeşim bilgisayar mühendisi olun. Kafanız çalışmıyor, çok sosyolog olursunuz. öyle değil işte mesele şey. Eğer toplumsal sıkıntılara karşı duyarlı genç adam ve kadınlarsa, sözünü ettiklerimiz hakikaten ve kafalarının bir yerinde gazetecilik varsa ve gazeteci olmalarını onlara önerebilirim. Ve ama gazeteci olduktan sonra da gazeteciliği hakikaten o çok klişe bildiğimiz standart kurallarla yapmalarını söyleyeceğim. Yani bunu yapamayacaklarsa, ya ben çok siyasiyim, o zaman gazeteci olma. Çok mu siyasisin? Siyaset yap. Böyle, onun dışı ama o duyarlılığın varsa ve bunu duyurmak istiyorsan yapacaksın. Şunu da söyleyeyim, bu düzen böyle gitmeyecek. Belki biz görmeyeceğiz ama şimdi işte üniversiteye başlayan genç adamlar ve kadınlar daha iyi bir medya ortamına doğacaklar, adım gibi eminim bundan. Acı olmayan, baktığına bir sürü internet gazetesi çıkarılıyor. Bizim zamanımızda olsa şey çıkarırdık, tekstil basardık ya da fanzin çıkarırdık, bu kadar basit. Yani gazeteci dediğin şey bulur yolunu. Dur abi, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Umarım seyirciler için de öyledir. Tuğrul Er Yılmaz'dı konuğumuz. Medyadan konuştuk, hayattan konuştuk, ahlaktan konuştuk, çok şeyden konuştuk galiba. Bu söyleşi de seyircilere bir kez seyretmekle kalmayın, YouTube'dan ya da başka yerlerden bulun, bir kez daha seyredin diyebileceğim söyleşilerden biri oldu. Tekrar buluşmak, başka konuklarla söyleşmek üzere. Hoşça kalın.